22 Ağustos 1970 günü Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı Necmettin Giritlioğlu kontrgerillanın tetikçisi tarafından öldürüldü. Necmettin Giritlioğlu benim gençliğimden beri ismini bildiğim ama hakkında çok az şey bildiğim bir devrimci. Sezgi yoluyla bir yakınlığım oldu hep, yani gençliğim boyunca, ama hakkında yazılan çok az şey var ve yazılanlar da genellikle hatalı bilgilerle dolu ve çok kısa ajitasyon metinleri, onun dışında da bir şey yok. Ben bunun bir kitaplaştırılması gerektiğine inandım. Yani bu benim için özel bir önemi olan bir konuydu Necmettin Giritlioğlu. Onun da tek yolu, yazılı belge çok fazla olmadığı için, sözlü tarih yolu idi. Necmettin Giritlioğlu'yla geçmişte yolu kesişen insanlarla sözlü tarih çalışmaları yaptım. Bunların başında Bingöl Erdumlu geliyor, en yakın arkadaşı, gerek Ereğli'de gerek Ali Ağa'da. Necmettin'in öldürülmesi anında da zaten Bingöl Erdumlu'yla birlikteler. Bingöl Erdumlu'nun kollarında ölüyor Necmettin Giritlioğlu. Onun dışında bir İbrahim Tıkalyoncu'yla Ereğli'de Necmettin'le birlikte çalışmış olan bir başka devrimci, onunla da bir görüşme oldu. Necmettin'i attılar, zaten bahane arıyorlardı. Bu kanlı pazarda çok kötü hırpalandı. Çok büyük bir darbeydi yani. Çok ezdiler kafasını falan filan şeyler. Sopalarla parçaladılar. Şurada hatta onun bir izi var. Onun izi kaldı Necmettin'in yüzünde. O kanlı pazar. Çok önemli bir tanıklık. Necmettin Giritlioğlu'nun ablası Ayla Mermerci idi. Onunla uzun kayıtlar yaptık. Bu kitapta yer alan fotoğrafların hemen hemen çoğunu Ayla Mermerci'den aldım. Muzaffer İlgen'le konuştuk. Necmettin Giritlioğlu'nun yakın arkadaşı Muzaffer İlgen. Muzaffer abla da bana Necmettin Giritlioğlu'nun kendisine yazmış olduğu mektupları verdi. Kendi el yazısıyla yazmış olduğu mektupları ve kendisinde olan fotoğrafları verdi. Başka görüşmeler de oldu ama bu bahsettiğim görüşmeler, bu Necmettin Giritlioğlu kitabında çok önemli yer tutan görüşmeler. Necmettin'in askerlik arkadaşını buldum. Askerlik arkadaşıyla görüştük, kayıtlar yaptık. Esas olarak sözlü tarihe dayanıyor. Önemli birkaç belge var. Turan Feyzoğlu'ndan aldığım bir tanesini, bu Necmettin Giritlioğlu'nun Ereğli'de yakalandığı zaman hakkında çıkan bu mahkeme müzekkeresi, buna ilişkin bir belge var. Başka birkaç belge daha var. O döneme ilişkin, Ereğli'ye ilişkin özellikle Necmettin Giritlioğlu'nun orada çıkan Sömürücüye Yumruk dergisinde yazmış olduğu yazılar var. Necmettin Giritlioğlu'nun edebiyatla çok yakın ilişkisi olduğunu keşfettim bu görüşmelerde. Şiirleri var. Çok hoş şiirleri var. Abem dedi. Üzerime vardılar abem. Yüzünde pişmanlık vardı. Hınç kulaklarında oğul oğuldu. Gözlerinde şaşkınlık varsa da elleri yumruk yumruktu. Çok yalvardım abem dedi. Etmeyin ağam dedim. Geride bekleyenim var dedim. Vurdular abem. Üzerimde yapı vardı. Bursa işi. Söğüt yaprağı abem. Yerde bile küfretti. Kana belenmişti abem. Yüzünde pişmanlık vardı. Hınç kulaklarında oğul oğuldu. Gözlerinde şaşkınlık varsa da elleri yumruk yumruktu. Bakma öyle. Ben ağlamasını bilmem. Karanlığın hıçkırdığı yerlerde karşıma dikiliyorsun. Ben akpak geceler gördüm. Kerpiç duvarların ötesinde
Allah'a şükreden, yüzleri pırıl pırıl aç insanlar gördüm. Bakma öyle. Ben umutlarımı sakız gibi çiğnedim. Yitirdim kara gecelerde tüm iyiliklerimi. Bir yerde karardı ışıklarım. Ablasıyla çok yakın bir bağı var. Çok özel bir bağı var Hayli ablasıyla. Necmettin Giritlioğlu 1944 doğumlu, Ankara'da doğmuş. 19 Mayıs günü doğmuş. Çocukluğundan beri çok özel bir çocuk. Hakikaten adalet duygusu çok güçlü olan bir çocuk. Haksızlıklara karşı duramıyor. Haksızlıklara karşı çıkıyor ve bundan da çok zarar görüyor. Liseden ayrılmasının nedeni de yine bir başka arkadaşına yapılan haksızlığa karşı durmasıyla olmuş Necmettin. Daha sonra liseyi de terk ediyor ve askere gidiyor. Bir cezalı bölükte askerliğini tamamlıyor ve Ereğli'ye giriyor. Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında önce işçi olarak giriyor anladığımız kadarıyla, ama daha sonra da oradaki bir beyaz yakalı A personeli denilen işçi olarak Ereğli'de çalışmasına devam ediyor. O dönemde yolları Bingöl Erdumlu'yla kesişmiş. Yani birlikte maden iş sendikası için örgütlenme çalışması yapmışlar. Diske bağlı maden iş sendikası için. Bir başka sarı sendika var, Metal İş. Ona karşı mücadele etmişler. Maden iş içinde daha sonra bu dinamikleri yakalayamadıkları için Metal İş'e girerek Metal İş içinde bir karşı örgütlenme, bir karşı propaganda, bir karşı teşkilat çalışması yapmışlar. Maden İş'in gençlik kollarını kurmuşlar. Bingöl Erdumlu ile birlikte başka arkadaşları da var. Necmettin Gençlik Kolları Başkanı olmuş. Orada çıkan olaylar, Maden İş içinde çıkan hadiseler, bunlar kitapta var. Yani uzun uzun anlatılan kitapta konular. Ve daha sonra orada bir takım olaylar oluyor. Bir provokasyon hareketi gibi bir olaylar oluyor. Bu Vietnam sergisi gelip, evet, bu Vietnam sergisini devrimci gençler gelip Ankara'dan gelen İrfan Uçar'da aralarında olduğu yazılıp çizilen şeylerden, kayıtlardan biliyoruz. Bir güzel yakıp yıkıyorlar orayı, taşlıyorlar. Tabii bunun üzerine Necmettin yakalanıyor. Necmettin orada mimlenmiş bir insan aslında. Takipte olan bir insan, MIT'in takibinde olan bir insan. Ve bu tutuklandıktan sonra, bu tutukluluk daha sonra salıverilse de Necmettin Giritlioğlu'nun Ereğli'deki macerasının sonunu getiriyor. Ankara'dan gelen bir kimlerin bunu sorguladığı söylenir. Bu da Necmettin Giritlioğlu'nun daha o zamanlar, daha 22-23 yaşlarındayken dikkat çektiği anlamına geliyor. Oradan Ankara'ya geliyor Necmettin. Ankara'da Yapı İş Sendikası var, Yapı İşçileri Sendikası. Bu YİS, İsmet Demir'in başkanı olduğu. Orada bu sendikayla bağ kuruyor. Bu sendikanın Ankara'da ODTÜ İnşaatları örgütlenmesinde çalışıyor, görev alıyor. Sonra bu sendikanın genel başkanı oluyor ve Ali Ağa'ya gidiyor. Ali Ağa'da çalışmalara, sendikal çalışmalara giriyor. Ve Ali Ağa'daki bu direniş giderek bir yasal greve dönüşüyor ve grev sabahı. O bildiğimiz Necmettin Giritlioğlu, Kazım Soyuncu adında bir tetikçi tarafından grev yerinde vurularak öldürülüyor. Benim bu hikayeden, bu hayat hikayesinden çıkarttığım konu, bir ana fikrini, bende uyandırdığı izlenimi hani aktarmak isterim. Necmettin Giritlioğlu
hakim sınıfların çok dikkat ettikleri bir insan olmuş. Bunun da nedeni sendika ve işçi hareketiyle sol siyaseti buluşturan bir insan olmasından kaynaklanıyor. Yani bu hakim sınıfları en çok ürküten mesele budur. Yani sol siyasetle işçi hareketinin buluşması. Ve Necmettin de bu çerçevede önemli rol oynamış. Necmettin Ankara'dayken, hatta Ereğli'deyken, o dönem işte gelişmekte olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi hareketinin nüvesi içinde yer alıyor. Önemli insanlardan biri işte Mahir Çayan, Bingöl Erdumlu, Ulaş Bardakçı, Münir Ramazan Aktolga, bu ODTÜ ve siyasal bilgiler çevresinin birleşmesi sürecinde Necmettin Giritlioğlu da var. Bu bakımdan çok dikkate değer bir rolü olduğunu düşünüyorum ve öldürülmesinin de asla bir tesadüf ya da bir hezeyan anında bir şoförün duygusal bir tepkisine bağlanamayacak bir ölüm olduğunu, bunun planlandığını, bunun öteden beri izlenen bir insanından kurtulma çabası olduğunu düşünüyorum. Şimdi aslında demin Can Şafak arkadaşımız iyi özetledi. Yani konumunu, bağlamını, dönemini. Ama çok özel anılardan çok gene de onun önemini vurgulamak için o çerçeveye bir daha kısaca değineceğim ben. Bizim işte beraber olduğumuz dönem 68-69-70. Türkiye'nin de çok özel bir dönemiydi. Dünyanın da özel bir dönemiydi. Hani şimdi 68 deyince hep 68 olayı var. Yani o dünyada çok canlı yaşandı. Gençlik hareketleri ama etkilediği işte işçi sınıfı başka hareketlerle birlikte. Ama Türkiye'de de canlı yaşandığı bir dönemdi. Ayrıca 68-69-70 Türkiye'de işçi sınıfı hareketinin de nasıl söyleyeyim tepe yaptığı bir dönemdi. Yani tam 67'den başlayıp 70'e kadar, 16 Haziran dönemine kadar, 16 Haziran olaylarına kadar çok hızlı özellikle İstanbul ama Ereğli'de dahil olmak üzere Anadolu'nun bazı üretim merkezlerinde çok ciddi bir işçi hareketini sendikalaşma ama aynı zamanda da politikleşme birlikte geliştiği bir dönemdi. Yani şimdi işte Necmettin deyince bütün bunların şahsında birleştiği bir kişi çıkıyor ortaya. Hem o işçi sınıfının bizatihi içinde olan birisi ama aynı zamanda da o dönemin politik ruhundan diyeyim. Hani buna tabi Vietnam'ı da katmak lazım, Küba'yı da katmak lazım. İşte dünyada olan 68 döneminin canlılığını da katmak lazım. Yani hem işçi sınıfı içinde fiilen bir sıcak hattanede o ateşin altında demiri eğerek, bükerek çalışan bir insan ama aynı zamanda da dünyada ne olup bittiğini, politik hareketleri de çok iyi bilen, bu konuda tavırlı olan ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde olan bir harekete karşı da çok duyarlı olan, mesela Kanlıpazar olayına gidip de orada yaralanan, Ereğli'den gidip birlikte gitmiştik. Tabii birlikte gittiniz herhalde, evet, değil mi? Birlikte gitmiştik. Ya da 6. Filo İzmir'e geldiğinde oraya da giden, yolda işte tutuklanan, bu tip bir insan. Şimdi bu her anlamda o zaman ortalama devrimci tipini de aşan bir insan. Yani hem sınıf hareketini çok etkileyen lider tipinde bir insan, ona doğrudan doğru öncülük edebilen, bir de çok iyi dostluk, arkadaşlık ilişkileri kuran, yani ben liderim diye değil. O bütün o sıcaklığıyla, gülüşüyle, insanları kavrayışıyla, esprileriyle, ama aynı zamanda da güven veren o tavizsiz yerindeki tavrıyla örnek bir insandı. İşçiler arasında da örnek bir insandı. Ama o aydın gençlik çevresini de etkileyebilen bir insandı. İşte Ankara'ya gider, siyasala, Orta Doğu'ya, orada bağlar kurar. Yani çok özel bir insandı. Yani bir başka insanda bir araya gelmeyecek özellikler, o dönemin bütün tiplerini de tanıyorum ilk kötü. Necmettin de bir araya gelmiş. Şimdi bu kadar özelliklerin olursa
bir başkaları tarafından da tabii Can'ın söylediği gibi bu özellikler fark edilirse tabii ki hedef haline geliyorsun. Bu da soyut bir hedef haline gelmek değil. Yani bir sendikacı ki o dönem Maden İş'teydi. Yani DİSK'in bölge temsilcisiydi Maden İş'te. Necmettin biraz böyle Türkiye'deki sendikacılığın, o da Türk İş sendikacılığını DİSK'ten bahsetmiyordu. Türk İş sendikacılığının işte Amerikan yardım heyetleri tarafından nasıl desteklendiğini bir eğitim konferansında söyleyince hemen ortaya atlayıp silah çekmeye kadar vardırmıştı iş. Yani bu kadar hedef olabiliyordu. Bizatihi işçi sınıfının başında olan o zamanın sendikacıları tarafından, bir kısmı tarafından tabii öyle söyleyelim. Ya da Türk İş sendikası tarafından hep hedef gösteriliyordu. İşte komünisttir, şudur budur diye. İşte bu arada şeyin anlattığı olay da var. Can'ın anlattığı olay da var. Bir Vietnam sergisi ki bunu Güney Vietnam yani şey Amerikan işbirlikçi olan kesim özellikle de tahrik etmek ister gibi Zonguldak gibi bir yerde böyle bir sergi açıyor. O sergiye müdahale edince özel Ankara'dan gelen bir ekip ona ağır işkence yapıp sonra da öldüreceğiz seni diye tehdit ediyor. Yani bunlar hep belgelenmiş şeyler. Gerçekten Ankara'dan gelen, muhtemelen MİT'ten gelen iki kişi tarafından. Ve bu süreç tabii sonunda, çok uzun anlatmıyorum, Ali Ağa'ya kadar taşındı. O dönemden bahsederken, o dönem çok ciddi bir soğuk savaş dönemi olduğunu da unutmamak lazım. Yani gerek Güneydoğu Asya'da, gerek Afrika'da, gerek dünyanın Latin Amerika'da iki gücün yani Sovyetler Birliği, ABD'nin karşı karşıya geldiği bir dönem olduğunu unutmamak lazım. Ali Ağa Rafinerisi de işte gene bu soğuk savaş alanının önemli yerlerinden biriydi. O zamanların başbakanı olan Süleyman Demirel biraz da işte girilen o hep o mali krizler, Türkiye'nin devresel krizlerinden birinde paranın da işte devalüe edildiği bir dönemde ister istemez Sovyetler Birliği'nin yardımına sığınmıştı. Onlardan kredi alarak biraz Türkiye'de ağır sanayi geliştirecek işte bir demir çelik fabrikası, bir alüminyum tesisleri, rafineri, süt fabrikası bu tip şeylerin kredisini almıştı ve bizatihi şeyler de orada çalışıyorlardı. Sovyet teknisyenleri de Ali Ağa Rafinerisi'nde çalışıyorlardı. Amerikalılar da var her ikisi. Ama aynı yerde de inşaatın daha büyük ve daha büyük bir bölümü yine bir Amerikan şirketi yapıyordu. Şimdi soğuk savaş koşullarında bunun sadece orada ekonomik ilişkiler olduğunu düşünmemek lazım. Yani şimdi bugünün en ünlü kişisi Rus vatandaşı kim? Putin. Soracağım yani bunu. %99 olduğuna eminim. Ayrıca bunu teyit de ettiler. O bir diğer bir çekimde var teyit edildi. Ayrıca Putin derdik diyordu işçiler ona. Putin'i Putin olarak kullanırlarmış. O da oradaydı. Çok genç bir yaşında, 19 yaşında oradaydı. Yani tipiyle çok iyi tanıyorlar. Çipil gözleri, sarı saçları olan. Çok tipik bir çocuktu. Hep de böyle yaşına göre daha önemli bir insan olduğunu gösterir ki otobüsten ilk iner. Böyle gelir bizle selamlaş. Keşke o zaman bilseydim. 50 sene sonra oradan daha iyi ilişki kurardım. Ama bir de Jirinovski vardı orada. O da tercümandı. Onunla ister istemez tercüman olduğu için bizim sendika işveren görüşmelerine katılırdı. Onu tabii çok daha iyi tanıyorum. Yani bütün bunları şunun için anlatıyorum. Yani Sovyetler tarafının bu kadar önemli tabii parti yetkilileri falan da onları hep tanıdık. Onlardan belli bir destek dayanışmamız da oldu aramızda. Uzun hikaye şimdi onlara girmeyeyim. Bir Sovyetler için bu kadar önemli olan bir yerin Amerikalılar için önemli olmaması mümkün değil ve bizim MİT için de önemli olmaması mümkün değil. Yani o süreç, Ereğli'de başlayan süreç, Zonguldak'ta işte o Vietnam serisinde oraya da taşındı. Ve o ölüm olayı tabii tesadüf bir olay değil. Özellikle Sovyetlerin ilk arabasını taşıyan ve hep Sovyetlerin kaldığı lojmanlara da giren çıkan bir şoför bu. Greve hiçbir şekilde katılmadı. Galiba bir tek katılmayan oydu greve. İlk başladığında, direniş başladığında. Yani bir de bilinen çevrede, Menemen'de falan da antikomünistliğiyle bilinen bir kişi. Onun tarafından öldürüldü Necmettin. Yani bunların tabii hiç tesadüf olması mümkün değil yani. Necmettin tabii çok özel bir insandı.
Tabii yani insan tarihi kendi isteğine göre kuramıyor. Bir de yani karşındaki güçler var. Biz bütün bu ortamda devrimci bir sendikayı tam böyle arı kovanına çomak sokar gibi gidip oraya girdik. Bu sendikanın evveliyatı da var tabii. İsmet Demir faktörü var. Doktor Hikmet Kıvılcı bile yakın olan bir sendika. Ama onun üstüne bizim de getirdiğimiz işte o dönemin bütün o dinamik gençlerini de çekebildiğimiz bir alan. Mesela Hüseyin Cevahir hep lafı geçen bir insandır. Çok iyi herkesin tanıdığı. O kişi de tabii bir, o olay başka şekilde gelişti. Başka şekilde sonuçlandı ama mesela o sendikanın genel başkan vekiliydi. Daha sonraki bir kongrede Necmettin'in ölümünden sonra genel başkan vekili seçilmişti şeye. Hüseyin Cevahir tabii. Yani bunlar hep tabii tesadüfen olan olaylar değil. Yani Cevahir mesela hem Kürt hem Alevi ve Alevi dedisi olan bir kişiydi. Bizim Aliağa'daki işçilerin o büyük iş yerinde çalışan 4000 kişinin büyük bir kısmı da onun hemşerisiydi yani Mazgirtliydi. Bu yani düşünülerek yapılmış bir adımdı. Tabii Necmettin'le beraber planladığımız çok daha büyük atılımlar vardı. Aliağa'da başlayıp bitecek bir olay değildi. Biz o süreç içinde ve orada kazandığımız prestijle, orada kazandığımız kadrolarla, yani hem sendikanın ileri kadroları hem de politikleşen kadrolarıyla hem İskenderun'da hem işte daha sonra Seydişehir'de ve petrol boru hattında örgütlenme imkanını yaratıyorduk kendimiz. Aynı zamanda Karadeniz'de Hasanoğlu Barajı'nda. Çünkü oralardan gelmiş işçiler gene gerisin geriye kendi memleketleri oralardaki iş yerlerine döneceklerdi. Yani aslında çok iyi kurduğumuz, planladığımız bir işleme, bir işlerlik bir süreç de söz konusuydu. Şimdi bunların hepsi tabii olmadı. Necmettin'in öldürülmesinin dışında da olmadı. Çünkü şey süreci girdi araya. 12 Mart süreci girdi. Ve aslında bizim bağdaştıramadığımız iki çalışma biçimi de aslında bütünleşmeyen, bir sentez yaratmayan, birbirini reddeden iki çalışma biçimi yüzünden de engellendi bu. Yani ben mesela her şeye rağmen orada kaldım. İşte sendikayı Necmettin'den devraldım ve sözleşme de yaptık. Ama sıra başka iş yerine gitmeye gelmeden 12 Mart döneminin işte o zamanın şeylerinden biri olarak, politik militanlarından biri olarak aranmaya başladım. Yani bu konularda daha başka türlü hareket etmeyi bilseydik bu işin sürekliliği korunabilirdi. Ve orada sağladığımız birikim hem yapı iş kolunu hem yeni yapılan iş yerlerinin kalıcı iş kollarına hem kırsal alana ki bunların hepsini planlıyorduk aktarılabilirdi öyle söyleyeyim. Bakın aradan 50 sene geçti, 50 küsur sene geçti. Maalesef yani Türkiye'de her şey var fakat ciddi bir sol hareket yok. Biz bunları kurabilirdik. Bakın bunu çok kendime güvenerek ve bilerek söylüyorum. Biraz da kendi ayağına kurşun sıkmaktır yani anlattığım olay. Yani maalesef olaylar öyle gelişmedi. Daha sonrasına girmeyeyim, daha sonraki süreçlere. Tabii bu iş yerlerine hep girdik çıktık. Yani ben İskenderun'a ayrıca birey olarak gittim, oradan diske geldim ama öbürü başka türlü bir olaydı planladığımız, bu değildi yani bireysel bir olay değildi. Rafinerinin o zamanki, şimdi kapısı değişti de, o zamanki kapısında grevi rafinerinin girişine başlattık biz. Haliyle içeriye çalışmak üzere kimsenin girmesini de istemiyorduk. Bu arada 3 ya da 4 otobüs şeyde karşıya kadar bir yerde kalıyordu, lojmanlarda kalıyordu Sovyet teknisyenler. Onları alıp şeye getirdiler. Yani her sabah getirdikleri gibi servisler alıp şeyleri işbaşı yapmak üzere greve rağmen onlar çalışmayı düşünüyorlar getiriyor. Biz de içeriye sokmak istemedik. 22 Ağustos 1970 günü Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı Necmettin Giritlioğlu kontrgerillanın tetikçisi tarafından öldürüldü. Dedik grev var, girmeyeceksiniz içeriye, burada inin dedik.
hemen şey yani tepki gösterdi. Tepki gösterdi ve ortalığı gerdi yani. Şimdi zaten elektrikli bir ortam, sert bir ortam. Yani sertleşti tabii, biz de ona sert cevap verdik. Torpil de gözüne davrandı. Silah. Yani onu artık böyle biraz ağırlaştırılmış şey olarak hatırlıyorum yani, film gibi hatırlıyorum. Yani o belki 5 saniye sürdü, belki 10 saniye sürdü ama onu tabii bana şimdi düşünürken sanki çok daha uzun bir süreymiş gibi geliyor. Yani, torpil de gözünü açtı, orada şöyle hafif bir şey sıralıydı. Oradan yani şu mendil gibi bir şeydi galiba. Çıkardı, yani zaten çıplak şey değil de üstünde böyle bir şey, öyle hatırlıyorum. Ama bunlar bir 3-5 saniye içinde olan şeyler. Çıkarıp şöyle bir mesafeden, yani belki o kadar bile yok. Yani işte Necmettin, burası şoför mahalliyse burada cam açık. Necmettin de burada, yani işte birkaç grev gözcüsü arkadaş var, ben de yanındayım. Doğrudan doğrulttuk, yani şey değil, öyle rastgele silah çekme falan değil. Yani son derece hedefli bir şekilde göğsüne doğrulttuk. Göğsüne? Tabii, direkt göğsüne. Direkt göğsüne. Büküldü ve yavaş yavaş yere doğru tuttum. O halinde bana şey dedi, Bingöl, kağıtları al cebimde dedi. Yani yetki kağıtı falan var. Yani şey yaparken, vurulduğunda. Düştükten sonra yere, yani ben hala konuşabiliyordum. Yani. Ondan sonra da fırladı arabayla şeye doğru, gaza bastı, kaçtı. Necmettin düşünce o gaza bastı, tabii, içeri girdi. Kaçtı. İçeri mi girdi yani şeyden? Rafineriden içeri girdi. O rafineri dediğim açık alan, tamam. Yani inşaat halinde çok geniş bir alan. Ta orada rafinerin arka tarafında ormanlara kaçmış. Orada jandarma daha sonra 4-5 saat sonra yakalamış. Tabii orada bir başka olay daha oldu. O çok önemli. Yani olayın tertip olduğunu gösteren. Yani hiç bizim işçiler değil onlar. Birileri çıkıp komünistleri öldürün, bizim başkanımızı öldürttüler diye orada tahrik yaptılar. Yani kalabalığın için, şimdi orada 300-400 kişi var, şu bu diyebilecek durumda, zaten onları görecek durumda değil mi? Duyduğumu çok iyi hatırlıyorum. Şeyleri yani linç ettirmeye çalıştılar Sovyet teknisyenlere. Provokasyon esas o yani. Yani çift provokasyon. Ve birden taşlar falan yağmaya başladı şeye, otobüslere. İşte orada ben Necmettin'i bile unuttum. Şeyim var yani, o ağırlığım var. Yatıştırdım orada. Şey ettim, atladım üstlerine, bağırdım, çağırdım. Linç olacaktı şeyde orada işte. Yatıştı orada. Tabii. Düşünsene orada iki tane Sovyet teknisyeninin linç edildiğini. Hem de sendika başkanını öldürttüler diye linç edildiler. Provokasyona baksana. Yani olay hazırlanmıştı. Diyorum yani bir soğuk savaş provokasyonu bu. Yani biz MIT'in de içinde oldu ama daha büyük bir provokasyon yani. İçinde, arkasında ABD'nin de oldu. Bu benim yorumum yani. Ben bunu şimdi kanıtlayacak durumda değilim.